Vücudumuzun kullanılmaması, vücudun kötüye kullanılmasıdır. Sağlıklı yiyecekler, yürüyüş programları. Herkes sağlıklı yaşama ayak uydurmaya çalışıyor. Fakat sağlıklı olalım derken vücudumuza zarar verme riskimiz de var. Zira pek çok kişi yapmaya çalışıyor ama 10 bin adım uygulamasının herkese uygun olmadığı ortaya çıktı. Günde 10 bin adım atıyor musunuz? Atıyorum, şu an geçtim 10 bin adımı. Sayaçları var. Ne kadar doğru onu bilmiyorum ama gerçekten hareket berekettir. Sadece 10 bin adım atmak yeterli değil. Herkesin kendi bünyesine uygun spor yapması gerekiyor. 10 bin adım son zamanlarda çok gündemde. Baktığımızda yürüyüş tamamen kişiye özeldir. Kilo verme furyasında biliyorsunuz çok yaşanır. Bize çeşitli haplar içirmeye çalışırlar, çeşitli cihazlar satmaya çalışırlar. Spor yaparken önemli olan beden kondisyonunuz. Örneğin uzun süre spor yapmadan halı saha maçı yapan ya da tempolu koşan kendini riske atıyor olabilir. Merdiveni çıktınız, konuşamıyorsunuz, böyle nefes nefese kaldınız diyelim. Burada şu anlama geliyor. Vücudunuz yeterli derecede oksijeni kullanamıyor. Kalp de bir kastır. Kalp kasınız artık güçsüzleşmiş. Herkesin kendisine özel bir şekilde yürüyüş programını dizayn etmesini öneriyoruz. Kesinlikle 10 bin rakamını telaffuz etmeyelim herkes için. Uzmanlar sadece 10 bin adım yetmez. Tempolu yürüyüş şart diyor. Minimum 20 dakika ile en fazla 1,5 olabilir ama biz yine 1 saatte sınırlandıralım onu. Olacak şekilde tempolu yürümenizi şiddetle öneriyoruz.